Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz diferansiyel denklemler, fark denklemleri ve blok diyagramları kavramları. Bu kavramları sistem teorisinde, sistem analizinde, sistem tasarımında oldukça fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlardan hızlıca bir iki örnek üzerinden bahsedelim. Aslında bunlarla ilgili doğrudan veya dolaylı sınavlarda da çeşitli sorular soruyoruz. Özellikle blok diyagramlarını içeren diğer konularla ilişkilendirilmiş sorular geliyor. Bunların örneklerini ileride de yine farklı şekillerde çözeceğiz. Öncelikle şu kavramlar üzerinden geçelim. Aslında diferansiyel denklem, sizler zaten diferansiyel denklem dersi de ayrıca alıyorsunuz bu arada. Diferansiyel denklem demek arkadaşlar, türev içeren denklem demektir. Dolayısıyla yapısı şu şekilde ekranda gördüğünüz gibi. İşte d kare yt bölü dt kare artı dyt bölü dt artı xt gibi türden diferansiyel türev içeren denklemlere biz diferansiyel denklemler diyoruz. Böyle basit bir tanım var. Ve sistemleri özellikle sürekli zamanlı sistemleri ki diferansiyel denklemler arkadaşlar sürekli zamanlı sistemlerde geçerlidir. Fark denklemleri kavramı ise burada göreceğimiz fark denklemler ise ayrık zamanda geçerlidir. Aslında bunlar birbirinin eş değeridir. Birisi ayrık zamanda kullanılır, diğeri ise sürekli zamanlı sistemlerde kullanılan kavramdır. Dolayısıyla da diferansiyel denklemleri dediğimiz gibi arkadaşlar sistemin girişleri bir tarafta, sistemin çıkışları bir tarafta olan, eşitliğin bir tarafında, diğer tarafında olan ve türevle ifade edilmiş denklemlere biz diferansiyel denklemler diyoruz. Diğer taraftan arkadaşlar burada özellikle sistemlerin gösteriminde nasıl ki biz algoritmaları akış şemalarıyla gösteriyoruz. Sistemleri de göstermek için blok şemaları kullanılıyor arkadaşlar. Sürekli zamanlı sistemleri göstermek için zaten biliyorsunuz T domeni kullanıyoruz. Yani zaman birimi kullanıyoruz. Ve yuvarlak parantez kullanıyoruz sistemi ifade ederken. Buradan hatırlayacaksınız. Blok şemasında da aslında çok fazla bir şey yok. Akış şemasında hatırlarsınız. Yani 4-5 tane, 5-6 farklı şekil var. Onların birleşiminden oluşan şemalar akış şemaları. Burada daha da az. Burada yaklaşık 3-4 tane ifade var. Bir tanesi işlemlerin yapıldığı yer dikdörtgenle gösteriyoruz ve içine işlemleri yazıyoruz. Bir diğeri toplama veya çıkarma işte gelen var. Bir de çarpma yani gelen bir değeri herhangi bir katsayıyla çarpıp diğer tarafa gönderme ile alakalı bir şeklimiz var. Bunun dışında da çok önemli bir şekil yok. Burada bu blok şemasındaki şekillerin anlamı bakın buradan XT'ye gelmiş. XT ile buradaki sistemin modelini çarpıp çıkışa gönder demek. Şurası ne yapıyor? Okların yönünde dikkat ederseniz arkadaşlar. Buradaki toplama sembolü şuradan gelen YT ile daha doğrusu Y2S ile YZS ile şuradaki gelen YZ'yi topluyor. Bakın burada ikisinde de artı işareti var. İkisinde de toplama işareti var. Zaten burası toplama işareti yapıyor ama şurada eksi olsaydı bunu artı olarak bunu da eksi olarak alacaktı. İkisini toplayacaktı, çıkışa yansıtacaktı. Burada da dolayısıyla YZS ile YZ'yi topluyor ve YT'ye gönderiyor blok şeması olarak. Fark denklemlerini biraz önce söyledik ama tekrar ifade edelim. Fark denklemlerde arkadaşlar, diferansiyel denklemin aslında ayrık zamandaki hali. Dolayısıyla buradaki denklem tiplerimiz nasıl? Türevin ayrık zamandaki karşılığı bildiğiniz gibi işte n'e dönüştürüyoruz. T'yi n'e dönüştürerek yazıyoruz. Burada köşeli parantez kullanılıyor. Diferansiyel denklemlerde yuvarlak parantez ve T domeni kullanılıyordu bildiğiniz gibi. Fark denklemlerinde de işte 2 çarpı y n-4 artı 5 çarpı y n-2 gibi daha önce aşina olduğunuz ayrık zamanlı sistemleri anlatırken kullandığımız ifadelerin toplamasıyla oluşan yine eşitliğin bir tarafında sistem girişlerinin bir tarafında sistem çıkışlarının yer aldığı denklem tipine de fark denklemi diyoruz arkadaşlar. Onu özellikle bilelim. Bunlar farklı şekillerde hem blok şemalarında hem işlemlerde zaten karşınıza çıkıyor. Aşinasınız. Üzerinden örneklerle geçeceğiz. Öncelikle burada hemen çok küçük bir örnek var. Aslında burası birazcık sinyal işlemeyle alakalı. Yani daha doğrusu iki sinyal, bir sinyale çeşitli işlemler uygulamakla alakalı kısım. Bakın elimizde bir YT sinyali var. Gördüğünüz gibi sürekli zamanlı bir sinyal. Hem sinyalin kendisinden anlıyoruz, hem de T domaininden anlıyoruz, hem de gösteriminden anlıyoruz gördüğünüz gibi. YT sinyali böyleyse YT-2 sinyal nedir? Nedir arkadaşlar? Sinyalin tamamının 2 birim sağa kaydırılmış halidir gördüğünüz gibi. Bakın burada sinyalin tamamını olduğu gibi eksi 1 ile 3 aralığındaki sinyal 2 birim sağa kaydırılmış ve eksi 1'de başlayan yer artı 1'de başlayarak sistemin bitişi de dolayısıyla 5'e denk gelmiş. Peki
1 bölü 2 çarpı yt ne demek? Yt'de bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece yt'nin genliğini 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Yani yt'nin genliği ne demek arkadaşlar? Genlik kavramı büyüklüğü, sinyalin gücü anlamına gelir. Bakın burada sinyalin maksimum noktası 2'ye gitmiş. Daha doğrusu her bir noktasındaki değer önemli. Ama buradan gelmiş 2'ye gitmiş. Buradan da azalmış. Dolayısıyla biz sinyalin bütün değerlerini aslında 2'ye bölüyoruz manasına geliyor. Dolayısıyla her birisini 2'ye böldüğümüz için de bakın x ekseninde herhangi bir değişiklik olmuyor. Eksi 1 ile 3 arasındaki sinyal yine eksi 1 ile 3 aralığında. Ama sinyalin genliği gördüğünüz gibi 2'ye giden değer maksimumu 2'ye giden değer bu sefer maksimum 1'e gidiyor. Çünkü sistemin bütün değerleri, sinyalin bütün değerleri 2'ye bölündü. Blok şemasından bahsetmiştik arkadaşlar. Bakın blok şemasında burada o söylediğim 3 tane temel şey görünüyor. Burası bir sürekli zamanlı sinyal için, sürekli zamanlı sistem, pardon, sürekli zamanlı sistem için kullanılan bir blok şeması. Gördüğünüz gibi T'lerden anlıyoruz, yuvarlak parantezden anlıyoruz. Ve bir blok şemasında kullanılan bütün bileşenler burada var. Oklar kullanılıyor akış şemasındaki gibi. Bir toplama sembolümüz var. Bakın buradan birisi artı, birisi eksi geliyor. Bir çarpma sembolümüz var. Şuradan gelen değeri A katsayısı ile çarpıp buraya gönderiyor. Burada da bir integral işaretimiz var. Yani ET'nin integralini buraya gönder demek. Şimdi sorumuz şu. Bu blok şemasının ifade ettiği diferansiyel denklemi yazınız. Bakın böyle soru tipleriyle mutlaka karşılaşacaksınız. Onu özellikle söyleyelim. Aynı şey fark denklemi için de geçerli. Onun da örneğine yine bakacağız. Aynen akış şeması gibi arkadaşlar. Bakın burası sistemin girişi x'te, burası da çıkışı. Sistemin girişi yani başlangıç kısmından başlıyoruz. Bu matematiksel işlemleri yapa yapa yt'yi elde ediyoruz. Nasıl? Bakın buradan gelmiş x'te artı olarak gelmiş, aşağıdan da eksi olarak gelen bir değer var. Peki bu eksi olan gelen değer nedir? Bakın burayı takip edelim. Nereden geliyor bu değer? Bakın buradan geliyor. Peki buranın değeri nedir? Yt. Yt'yi a ile çarpmışlar. Ayt olmuş şurası. Ayt'yi de bundan çıkarıyoruz. Dolayısıyla bakın burası ne oldu? X'te eksi a çarpı yt eşittir et oldu dolayısıyla. Daha sonra bunun da tamamının integralini alırsak ne elde ediyoruz? Yt. Demek ki arkadaşlar x'te eksi a çarpı yt'nin integralini aldığınızda yt eşit olacak. Yt eşit olacak. Bunun denklemini yazarsak arkadaşlar şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İki farklı şekilde yapabiliriz bunu. Burada ekranda gösterildiği şekillere, denklemlere dikkat edin. Bir de şimdi anlatacağım kısmına bakın. Xt eksi a çarpı yt integral işareti var. Eşittir yt oluyor. Çünkü nedir? Buranın integralini aldıktan sonra yt'yi elde ediyoruz. Demek ki yt'yi eşitleyeceğiz. Şimdi her tarafın türevini alırsanız arkadaşlar, buradaki türev integrali götürür. Eşitliğin sol tarafındaki kısım x eksi a yt kalır. Karşı tarafta da dyt bölü dt kalır türevini aldığımız için. Dyt bölü dt kaldıktan sonra x'leri bir tarafa, yt'leri bir tarafa atarsanız bu taraftaki eksi ayt'yi karşı tarafa attığınızda x'te eşittir. Dyt bölü dt artı ayt kalır. Burada nasıl yapmış arkadaşlar? Bakın et'nin integrali yt'ye eşit. Bakın burada onu yapmış. Yt eşittir. Nedir? Bakın burada görüyoruz. Yt burada. Yt neye eşit? Et'nin integralini alırsan yt'yi elde ediyorsun. Dolayısıyla yt eşittir. İntegral et. Şimdi buradaki integrali yok etmek için her zaman her iki tarafın türevini alıyoruz. Her iki tarafın türevini alırsak burası dyt bölü dt oldu. Burada et kaldı. Bakın burada gösterilmiş. Peki et neye eşit? Xt eksi a çarpı yt. Biraz önce söylemiştik. Tamam. Et'nin değerini yerine yazıyoruz. Dyt bölü dt idi. Yazdık. Daha sonra ayt'yi karşı tarafa attık. Xt eşittir. Dyt bölü dt artı ayt oldu. Bu da şurası bu son elde ettiğimiz kısımda bu blok şemasına karşılık gelen diferansiyel denklemdir arkadaşlar. Dolayısıyla sizin bu işlem adımlarıyla bunu elde edebilmeniz gerekiyor. Bir başka örneğe bakalım. Bakın bir miktar daha karışık görünebilir ama mantık hepsinde tamamında aynı. Aynen akış şemalarındaki gibi adım adım ilerliyoruz. Bakın buradan xt gelmiş. xt'den neyi çıkarıyoruz arkadaşlar? Bakın şurayı takip edelim. Yt geldi buradan. Yt'yi a2 ile çarptık. Burası oldu. Xt eksi bu, şu eksiden dolayı. X eksi a2 çarpı yt oldu. Peki şurası nereden gelmiş? Omega t'den gelmiş. Omega t'yi a1 ile çarpmışız. Buradan çıkarmışız. O zaman ne oldu arkadaşlar buranın denklemi? Xt eksi a2 çarpı yt eksi a1 çarpı omega t eşittir. Neyi bulduk? Et'yi bulduk. Bakın aynen burada böyle yazılmış. Et eşittir. D omega dt bölü dt
demiş. Nitekim bakın ET'nin integralini alırsanız omega T çıkıyor. Her iki tarafın türevini alırsanız integral türevi götürecek. Burası ET kalacak. ET eşittir. Ne oldu? D omega bölü DT oldu. Peki D omega bölü DT'nin integralini alırsanız YT elde ettiğinize göre burada da her iki tarafın türevini alırsanız yine integral kaybolur. O zaman ne olur? Omega T eşittir. DT bölü DT oldu. Götürüp omega'yı burada yerine yazarsanız buradaki omega kaybolur. Buradaki omega'yı da yerine yazarsanız buradan ikinci türev gelir ve şuradaki ana denkleminizde dolayısıyla siz sistemin denklemini şuradaki gibi D kare YT bölü DT kare artı A1 çarpı DT bölü DT artı A2 çarpı YT eşittir XT denklemini çıkarırsınız. Bu blok şemasını adım adım takip ederseniz arkadaşlar bakın tekrar farklı bir şekilde ele alalım. XT eksi YT çarpı A2 eksi A1 çarpı omega T hepsinin integralini alırsanız eşittir omega T. Bu birinci denklemimiz. İkinci denklemimiz nedir? Omega T, integral omega T eşittir YT. Şimdi bu iki denklemden buradaki gibi integralleri yok etmek için türev alıyorsunuz. Her iki tarafın türevini alıyorsunuz. Dolayısıyla integraller yok oluyor. Türev denklemine dönüşüyor. Burada da birbirinin yerine yazıp düzenlemeyi yaptığınızda da şuradaki gibi diferansiyel denklemi bulmuş oluyorsunuz. Şurada ayrık zamanlı sistemlerle ilgili bir örneğimiz var arkadaşlar. Bakın elimizde bir haşen var. Demiş ki eğer haşen böyleyse y'n eşittir. Haşen eksi 2 eksi haşen eksi 4'ü bulunuz. Bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Önce haşen eksi 2'yi çizeriz. Bakın burada çizilmiş. Şimdi haşen böyleyse haşen eksi 2 nedir? Haşenin 2 birim tamamının aynı şekilde 2 birim sağa kaydırılmıştır. Nitekim sinyal olduğu gibi 2 birim sağa kaydırılmış. Haşen eksi 4 nedir? Haşen sinyalinin 4 birim sağa kaydırılmış halidir. 4 birim sağa kaydırılmış halidir. Sonra ne yapıyoruz y'ni bulmak için? Haşen eksi 2'den haşen eksi 4'ü ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Adım adım daha doğrusu aynı indislere denk gelen sinyaller birbirinden çıkaralım. Bakın sıfırdan başlayalım. 0 eksi 0 eşittir 0. Dolayısıyla 0'a 0 yazıyoruz. Birinci değere bakıyorum. İndisin x'in 1 olduğu yere, n'in 1 olduğu yere daha doğrusu. Buradaki değer genlik 0. 0 eksi 0 eşittir 0. 0 yazdık. 2'ye bakalım. 1 eksi 0 eşittir 1'edir. Dolayısıyla 2'deki değer 1 olmuş bakın. 3'e bakıyoruz. Yine 1 eksi 0 eşittir 1 olmuş. Evet. 4'e bakıyoruz. 1 eksi 1 eşittir 0 oldu. Bakın buraya 0 yazıyoruz. Böylece çıkarma işlemini yaparsak y'ni de bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bu türden de sorularla karşılaşırsınız arkadaşlar. Şimdi biraz önceki blok şemalarını sayısal sürekli zamanlı sistemlerde görmüştük. Aynı blok şemalarını farklı denklemlerini ifade etmek için veya farklı denklemlerini elde etmek için de kullanabiliyoruz. Bakın burada blok şeması var. Blok şemasında sürekli zamanlı sistemde türev veya integral varken ayrık zamanlı sistemlerde arkadaşlar birim geciktirme var. Birim geciktirmeyi biz bazen işte birim geciktirme yazıyoruz. Bazen BG yazılıyor. Bazen delay yazılıyor. Delay İngilizcesi olarak. Bunu bazen z üzeri 1 yazılıyor. Z domainde çünkü z üzeri eksi 1 birim geciktirme, birim gecikme demek. Bunun gibi ifadelerle karşılaşabilirsiniz. Bakın burada yapılan işlemlerde şuradan yn gelmiş. Birim geciktirmeye uğrarsanız yn eksi 1 elde etmiş olursunuz. Bir birim geciktirdiniz yani. Buna göre bu blok şemasının ifade ettiği fark denklemi nedir dediğimizde bakın orada diferansiyel denklem diyorduk sürekli zamanlı sistemde. Burada ise fark denklemi diyoruz. Fark denklemi nedir dediğimizde blok şemasını aynen ilerletiyoruz. Bakın xn artı bu nereden geliyor? Ta şuradan yn'i bir birim geciktirdik. Yn eksi 1 oldu. Yn eksi 1'i a ile çarptık. A çarpı yn eksi 1 oldu. Xn artı yn eksi 1 eşittir nedir? Yn'dir. Aynen. Bitti bu kadar. Yn eşittir. Xn artı a çarpı yn eksi 1. Denklemimiz bu. Bir miktar düzenleyeyim derseniz. Xn'leri bir tarafa, yn'leri bir tarafa atarsanız. Xn eşittir. Yn eksi a çarpı yn eksi 1 olur. Bu da bunun fark denklemidir arkadaşlar. Yine bu tür sorularla karşılaşacaksınız. Bir başka örneğe bakalım. Yine burada bir miktar daha işlemler var ama yine çok kolay. Bakın xn artı şuraya gelen tanelerden geliyor. Bakın yn'i almışız. Bir birim geciktirmişiz. Yn eksi 1 oldu burası. Bu yn eksi 1'i bir birim daha geciktirdiniz. Yn eksi 2 oldu. O zaman ne oldu? Xn artı a2 çarpı yn eksi 2. Geldik. Bunu bir de bir a1 çarpı yn eksi 1 ile topladınız. Ne elde ettiniz? Yn elde ettiniz. Eşittir yn oldu. Dolayısıyla arkadaşlar yn eşittir a1 çarpı yn eksi 1 artı a2 çarpı yn eksi 2 artı xn. Bunu bir düzenleyeyim derseniz xn'leri bir tarafa yn'leri bir tarafa aşağıdaki denklemi çok kolayca bir adımda hemen elde etmiş oluyorsunuz.
burada blok şemasını adım adım hemen okumak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bir başka örneğe bakalım arkadaşlar. Bakın burada yine sistemin girişi xn çıkışı yn. Aradaki bu değeri de qn denilmiş burada. Şimdi denklemimizi yazalım. Xn artı, bakalım nereden geliyor? Şuradan geliyor. Bakın buradan geliyor, ikiye bölünüyor. Burası qn gelmiş. Qn'i bir birim geciktirmiş. Qn eksi 1 olmuş. Ne oldu? Xn artı 2 çarpı qn eksi 1 eşittir nedir? Qn'dir. Aynen bunu yazmışız. Şuradaki ikinci denklemimize bakalım. Qn artı, x'de artı, qn artı 3 çarpı qn eksi 1 eşittir nedir? Yn'dir. Şimdi elimizde bu iki tane denklem var arkadaşlar. Bu iki denklemde biz qn'i bulup, qn'i çekip yerine yazıp sadece xn ve yn'in olduğu, çünkü bir sistemi girişle ifade ederiz. Dolayısıyla qn'i yok etmek için bu işlem adımlarını uyguladığınızda bu sistemin fark denklemi arkadaşlar yn eksi 2 çarpı yn eksi 1 eşittir xn artı 3 xn eksi 1 olarak elde ettiğimizi görüyoruz. Yine burada bir başka örneğimiz var arkadaşlar. Yine xn gelmiş, yn çıkmış. Şeyimize bakarsak yine şuraya bir yeni bir değişken ismi qn gibi, omega n gibi başka bir isim veriyoruz. Ne oldu? Xn artı 1 bölü 2 çarpı diyelim ki işte qn eksi 1 yine eşittir qn oldu. Qn'i de 2 ile çarpıp yine qn eksi 1 ile topladığınızda da yn olmuş. Bir önceki örneğe benziyor. Buradaki gerekli düzenlemeyi yaparsanız da bu sistemin fark denklemi 2 çarpı yn eksi 1 eşittir 4 çarpı xn artı 2 çarpı xn eksi 1 olarak karşımıza çıktığını görüyoruz sayın arkadaşlar. Bunlarla ilgili yine başka örneklerde bakacağız. Yine sınavda çıkmış örnekler üzerinden de yine ilerleyeceğiz. Ama sizden istediğim şey bu konularla ilgili çok fazla örnek bulursunuz. Buradaki özellikle blok şemalarının şuradaki hem bir blok şemasına karşılık gelen diferansiyel denklemi elde etmek hem de bir blok şemasına karşılık gelen fark denklemi elde etmeyi mutlaka bu örnekler üzerinden öğrenmenizi bekliyorum. Ödev olarak peki bunu tersine yaparsak nasıl yaparız? O da sizin ödeviniz. O aslında daha kolay. Elimizde fark denklemi var. Bunun blok şemasını nasıl çizeriz? Çok kolay. Xn geliyor. Xn'i al oradan 4 ile çarp. Ondan sonra bir birim araya gecikme koy 2 ile çarp. Bu ikisini topla. Eşittir işte buraya diyeceğiz filan. Eşittir yn ne eşitleyeceğiz ama bunu yapabilmenin ilk yolu elimizdeki fark denkleminde yn'i yalnız bırakıp yn eşittir ne olduğuna bakmaktır. Burada yn'i elde etmemiz lazım. Bu sizin ödeviniz. Daha sonra bununla ilgili bir örnek çözeceğim ama önce sizin bunu çalışmanız lazım. Bazen sınavlarda işte şu fark denklemine karşılık gelen veya şu diferansiyel denkleme karşılık gelen blok şemasını çiziniz dediğimizde oluyor ama o çok daha kolay yapabileceğiniz bir işlem sizler için arkadaşlar.